Sebebi pahalılık biliyoruz. Yani servisler ücretlerine zam yaptılar. Akaryakıt gerekçesiyle, maliyetler gerekçesiyle. Ama vatandaş da o kadar zam almadığı için artık hayatımızda daha da derinleşerek büyüyen bir mesele. Korsan servis meselesi, ama yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Fiyatlar da arttı tabii. Onlar da zorluyor bütçemizi. Bazen eşim alıyor, bazen ben alıyorum. Yine bir 2000'e yakın korsan servis İstanbul'da taşımacılık yapıyor demektir. Servis ücretleri zaten çok pahalı biliyorsun. Korsan riski de çok yüksek. Yüksek fiyatlar yine bir güvenlik açığına davetiye çıkardı. İstanbul'da korsan servis sayısı arttı. Bazı velilerin, apartman görevlilerinin servisçiliğe soyulması çocukların can güvenliğini riske atıyor. Uygunsuz şekilde küçük arabalarla tıka basa çocuk getiriyorlar. Kişinin niteliklerini bilmiyoruz. Aracı kullanırken gösterebileceği refleksleri bilmiyoruz. İstanbul'da çekilen görüntüler tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Bir korsan servis aracı takip edildi. Oturacak yer bile olmayan tıka basa doldurulan araçta ayakta giden çocuklar yansıdı kameraya. İstanbul'da okul servisi tarifesi 1300 lira olarak belirlendi. Bir de serviste rehber öğretmen varsa fiyat 1700 lira çıkıyor. Artık daha fazla veli çocuğunu kendi okula bırakıp alıyor. Ancak bazı vatandaşların servisçiliğe soyulması ve korsan servisin resmi kayıtlı servislere oranla daha ucuz olması büyük riskleri beraberinde getiriyor. Korsan servis çok fazla var. Bunların önüne geçilip onlar ortadan kaldırılması lazım. 2000 yıllarında velimden bir tanesi korsan servis yapmaya başladı. Kaza yaptı, duvara vurdu. Ondan sonraki benden aldığı öğrencilerin hepsi geri geldiler. Korsan servis yüzünden gelirleri de azalan servis şoförleri, onlar da risklere başlarından geçen olaylarla dikkat çekiyor. Servisin resmi olması, kayıtlı olması neden önemli? İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar anlatıyor. Bu plakalı araçlar odaya kayıtlı, takip edilebilir, belediye tarafından bilinen araçlar. Bu tatilli plakalı araçların şoförleri sistem tarafından kontrol edilebiliyor. Çünkü korsan servisleri kim oldu? Ne belediye, ne emniyet, ne bakanlık, ne biz hiç kimse bilmiyor. Veliler artan fiyatlardan şikayetçi. Çoğu da korsan servisi tehlikeli bulduğunu ifade ediyor. Ancak korsan artışının önüne geçilemiyor. Fiyatlar da arttı tabii. Onlar da zorluyor bütçemizi.